Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, başlıktan da anlıyorsunuzdur eğer başlığın devamını okuyorsanız. Bugün bizim Elazığ yöresine ait, yani öyle diyoruz, harput köftesi diyoruz, etli sulu bir köfte yapacağız. Onun dışında makarna yapacağız. Ama neli makarna? Peynirli makarna yapacağız. Annem her seferinde aynı makarnaları yapmıyor. Peynirli maydanozlu makarna yapacağız. Evet. Tereyağlı. Çorba olarak? Yayla çorbası. Yani harput köftesi salçalı olduğu için yayla çorbası yapıyor yoğurtlu olsun diye. Evet. Siz şu tezgahtan görüyorsunuz. Annem harput köftenin kıymasını hazırladı. Vakit kaybetmeden işlerimize başlayalım. Ben daha montumu çıkarmadım. Yeni geldik. Biz şu an saat 9. Hemen işlere koyalım. Arkadaşlar, sulu köfte için maydanozlarımızı yıkıyoruz. Elimizden geldiğince ölçülü bir şekilde vermeye çalışacağız. Yeni gelenler için söyleyeyim. Annem 30 kişilik bir sanayide yemek yapıyor, aşçılık yapıyor. Burada yaklaşık 1 demet maydanoz var. Siz kendi evinizde 15 kişilik, yani misafir ölçüsüyle yaparsanız yarım demet kullanmanız yeterli olur. Evet, annem maydanozları ayıklıyor şimdi. Şöyle kesme tahtasını hazır bulunduruyor. Maydanozlarımızı doğramaya başladık. Leğenimizi aldık. Şöyle maydanozlarımızı ekliyoruz. Şimdi maydanozlardan sonra soğanları doğruyoruz. Siz kendiniz evde yaptığınız zaman bir tane doğrayabilirsiniz. Yarım ölçü, yani 15 kişilikten bahsediyorum. Ha, 7 kişilik yapacaksanız yarım soğandan biraz fazla koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çayımızı da demledik. Doğradığımız soğanları da ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Karabiber. 1,5 yemek kaşığı koydu. Siz evde 1 yemek kaşığından biraz az koyabilirsiniz. 1 kaşık kimyon koyduk. Yarım kaşık da siz evde koyabilirsiniz. Şimdi toz biberini ekliyoruz. Kaşık. Yine siz evde yarım kaşık koyun. Bu biberi fazla koyacak annem. 2-3 kaşık koydum. Siz evde sevenler, acı sevenler 2 kaşık koysun. Sevmeyenler 1 yemek kaşığı bile belki yetebilir. Arkadaşlar, 1,5 kilo etimizi, yani kıymamızı harcımıza ekliyoruz. Bu orta yağlı bir dana kıymasıydı arkadaşlar. Çok yağlı olmayacak. Evet, şimdi bulgurumuzu da ekleyeceğiz. 1 kilo köftelik bulgurumuzu da ekliyoruz. Annem biraz harcı yoğurdu. Siz yarım kilo ekleyebilirsiniz. Yani paketin yarısını. Şimdi yoğurmaya devam ediyoruz. Ve biraz daha yoğurduktan sonra 2 tane yumurtamızı, sarısı beyazı birlikte koyuyoruz ve yoğurmaya tekrar devam ediyoruz. Hepsini adım adım koyuyoruz. Böyle dolu dolu annem. Evet, 2 kaşık. Şu an burada 2 kaşık var ve 3. kaşığı da koydu. Yeter. Siz çok salçalı seviyorsanız yarım ölçüyle 2 kaşık koymanız yeterli olur. Şimdi göz kararı annem suyu ekliyor. Hamuru yoğurdukça kıvamına göre ekleyecek arkadaşlar. Yani burada size bir miktar söyleyemiyorum maalesef. Yumuşaklığına göre su da vereceğiz. Biraz daha su ekliyoruz. Biraz daha su ekliyoruz. Ve tekrar yoğuracağız ve büyük bir ihtimalle bu da son su olacak. Arkadaşlar, yayla çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Annem, burada ne kadar yoğurt vardı? Yani tam 2 kilo değildi ama 2 kilo koyacağız yani. Tam 2 kiloluk koyuyoruz. Ya bunun ölçüsünü aslında vermeme gerek yok. Diğer videoları da izlediyseniz görebilirsiniz. Yoğurdumuzun devamını ekliyoruz. Bir tane yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, biz yayla çorbasını hep bu şekilde yapıyoruz. Yani terbiyesini ayrı yaptığınızda fazla zahmet olarak geliyor ama biz hepsini böyle iç içe yapınca sadece tek bir kapta bir çorbayı pişirmiş oluyoruz. 2 kaşık da un ekledi annem.
Pirinci ölçerek ekleyeceğiz. Şöyle. Şimdi tabii öncesinde yıkayacağız. Yarım su bardağı kadar ekledik. Siz bir fincan koysanız yeterli olur. Belki fazla bile olabilir. Evet, şimdi yoğurtlu karışımımızı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bitmek üzere. Evet, çorbamızın altını yaktık. Şimdi yavaş yavaş karıştırmaya tekrar devam edeceğiz. Peynirli makarnamızın annem maydanozlarını böyle güzel güzel tane tane minik minik doğruyor. Evet, maydanozlarımızı boşaltıyoruz. Şimdi annem şöyle beyaz peynirden çıkarıyor ve maydanoza ekliyor. Şöyle güzelce karıştırdım. Sonradan makarnayı ekleyecek. Şimdi makarna suyumuzu da koyacağız arkadaşlar. Annem önce tuzunu koyuyor. Sonradan da suyunu ekliyor. Pirinçlerimizi de ekledik şimdi. Yoğurdumuz kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar, etli köftemiz, biz sulu köfte diyoruz harput köftesine. Annem yavaş yavaş toparlıyor. Annem eliyle sıkıp bu tepsiye koyacak. Ben de yuvarlama işlemini yapacağım. Şöyle bakın, göstereyim size de yakından. Bakın böyle yapacak. Ben de şimdi birazdan yuvarlayacağım. Size büyüklükleri de gerçekten bir misket büyüklüğünde olacaklar. Belki biraz daha küçük olabilir misketten. O sizin kendi damak zevkinize göre değişir. Ya evde mesela, yapınca daha küçük yapabilirim. Evet. Burası işleri olduğu için yetiştirelim diye biraz daha büyük yapıyoruz. Evde daha küçük yapıyoruz tabii ki. Tuzumuzu da ekledik şimdi çorbamıza. Biraz pişmesini bekleyeceğiz. Ve sonra tereyağı ve nanesini ekleyeceğiz. Evet, bir yandan da arkadaşlar makarnalarımızı kaynayan suya ekliyoruz. 2,5 paket. Bir güzel karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Çorbamıza tereyağını da ekledik. Kızartmadan ekliyoruz biz. Böyle yanık tadı gelmesin diye. Yanık tadı değilsin, rengini değiştirme. Rengini değiştirmesin diye tereyağını eritmeden koyuyoruz. Birazdan size etli köfteleri göstereceğim. Bitirdik. Ama bir yandan hem makarnanın sosuna başlıyoruz. Bir yandan da burada çorba kaynadı, nanesini ekleyeceğiz. Bu peynirli makarna da gerçekten çok güzel oluyor. Bakın fokur fokur kaynıyor çorbamızda. Şimdi nanesini ekliyoruz. Tabii annem bir yandan da makarnanın yağına bakıyor. Şimdi çorbayı da karıştıracağım. Yakından göstereyim size. Yağın üzerine makarnanın tuzunu da ekliyoruz. Şimdi makarnamızı da yavaş yavaş ekliyoruz. Biz naneyi çorbanın altını kapatmaya yakın ekliyoruz. Bakın fokur fokur kaynadı ve annem altını kapattı. Biraz böyle soğusun, kapağını da kapatırız. Şimdi burada da tereyağlı makarnamızı annem güzelce karıştırıyor. Sonradan maydanozlu peyniri ekleyecek. Koyacağız şimdi. Evet. Şimdi maydanozlu peynirimizi de ekliyoruz. Şimdi narin narin karıştıralım.
Bu tarifi yaparsanız tuzuna dikkat edin arkadaşlar. Yine tuzlu olduğu için önceden eklediğiniz tuzu biraz az ekleyebilirsiniz. Sulu köftemizin suyunu yapmaya başlıyoruz, salçalı suyunu. Önce tereyağımızı ekledik. Tabii ben bu sırada size köftelerimizi de göstereyim pişmemiş haline. Bakın bizim kendi evlerimizde yaptıklarımızdan biraz büyük oldu. Şöyle bir avucumda tutarsam büyüklüğünü de size göstermiş olayım. Bakın şöyle içine iyice kavruyor. Şurada biraz kalmıştı. Annem de şimdi bunları yuvarlayacak. Bakın nasıl hızlı yapıyor, görüyor musunuz? İkişerli alıyoruz. Yani küçük olsalardı belki üçerli de alınabilir hızlı yapmak istiyorsanız. Sulu köftemizin tereyağı eridi. Şimdi sıvı yağını ekliyoruz. Şöyle hem biber salçamızı hem de domates salçamızı hazırladık. Şöyle bir kaşık. Bir yemek kaşığı, siz yarım yemek kaşığı eklersiniz. 3 yemek kaşığı da domates salçası ekledik. Siz 2 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Biber salçamız acıdır. Biber salçamız acıydı arkadaşlar. O yüzden pul biberimizi de bir kaşıktan az koyduk. Toz biber tatlı. Toz biberimiz tatlı. Salçamız bu arada güzelce kavruldu. Tekrar bir karıştırıyoruz. Biber salçası kıvamına geldi bak. Evet. Çok az soğuk su ekliyoruz ve üstüne sıcak su ekliyoruz. Tuzatım suyuna biraz tuz ekliyoruz. Sonradan tekrar ayarlarız. Evet arkadaşlar, bakın suyumuz fokur fokur kaynıyor. Tam net gösteremiyorum size. Şimdi annem şöyle etli köfteleri de getirdik. Köftelerimizi dikkatli bir şekilde suyumuza ekliyoruz. Arkadaşlar çok lezzetli bir yemek oluyor. Bu bizim bayram yemeklerimizdir diyebiliriz. Ya sıradan bir günde de yaparız ama bayramlarda genelde çok sık yapılan bir yemektir. Çok güzel duruyor. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Bakar mısınız güzelliğe? Suyunu annem tam yapmış. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş servis hazırlıklarına başlıyoruz. Annem şöyle kaselerine yoğurdunu dolduruyor. Annem genelde bunu her gün yapıyor arkadaşlar. Çünkü yiyenler oluyor. Yemek uyumlu olsa da olmasa da yeniliyor. Mesela ben yerli çorbasının yanında yoğurt yemem. Ama burada sanayide çalışıyor. Erkekler genelde ihtiyaç duyuyorlar yoğurt yemeye. Kemal Paşa tatlısı yapmış. Bakın çok güzel duruyor. Tabii ki bunun tarifini veremeyeceğim annem bir önceki günden yaptığı için. Şimdi biz şu kaselerimizi büfeye alalım. Önümüzdeki videolarda olacak inşallah tarifi. Evet, inşallah ileriki videolarda olur. Evet. Evet arkadaşlar. Hoş. Etli köftemiz de pişti sayılır. Tabaklara servisini yaparız. Annem son bir kez daha karıştırdı. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, annem şimdi servislerini büfenin üzerine yavaş yavaş hazır ediyor. Çalışanlar geldiklerinde kolayca verebilsin. Şimdi birazdan yemekleri de göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle anneme doğru gidelim. Bakın burada yakından göstermiş olayım, yayla çorbası var. Bir yandan da servisimizi hazırlıyoruz. Yayla çorbası bu arada benim en sevdiğim çorbadır. Şöyle koyalım. Ve size daha detaylı olarak gösterememiştim. Maydanozlu peynirli makarnamız. Şöyle bunu da servis yapalım. Bu arada biz masaların servisini açtık ve burada hala fokur fokur olan etli köftemiz var. Şimdi Elazığlıların canı bunu çekmesin de ne olsun. Evet.
Ve etli köftemiz de tamamdır. Arkadaşlar bugünkü sanayi menümüz hazır. Şöyle yakından göstereyim. Yaylı çorbamız. Sulu etli köftemiz, harput köftemiz. Peynirli maydanozlu makarnamız. Anneciğim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Amin. Evet arkadaşlar, umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelenlere bu arada hoş geldiniz diyorum. Gün geçtikçe abonelerim artıyor. Bu arada sizin sayenizde büyüyor kanalım. Siz olmasanız böyle büyümeyecek. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelenlere, eskilere de iyi ki varsınız diyorum. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Dumanı üstünde yemeklerle veda ediyoruz size. Evet.